Ve sevgili akrepler, güne düğün mağdur akrepler, ilişkilerde bozduğunuz ilişkiler olabilir. Evet, geçtiğimiz haftalarda. Şimdi para ve aşk. Bunun bir gökyüzünde tek kare açısı var çarşambadan itibaren. Ne demek tek kare? Çift yönlü bir gerilim diyebiliriz. Venüs, Mars ve ortada bir Merkür apeksi. Şimdi bu parada yaptığınız bir yatırımın çok hızlı bir biçimde değerlenmesi anlamına gelebilir. Bu bir. Düşünmeden yaptığınız yeni yatırımlardan hızlı kayıplar yaşama ihtimalini verir. İki, yeni ay yaşadık. Yay üzerinde bir 24 Kasım'da yeni ay yaşadık. Şimdi bu yeni ay sizin için mali durumunuza ışık tuttu. Para konusunda, gelir gider konusunda artık netlik kazandı ve para kazanma yöntemleri buldunuz. Belki buluyorsunuz bu hafta. Buldunuz 24 Kasım'dan itibaren o denklemdesiniz ya da bu hafta. Şimdi bu hafta muhtemelen para kazanmanıza ve bunu geliştirme yöntemlerini bulmanıza, yeni yöntemlerle gelirinizi artırmanıza sebep olabilecek bir yeni ay etkisindesiniz. Hemen bir iş teklifi, hemen bir zamla ilgili haber, yeni yeni işlere dahil olmak, ikinci bir iş, kazançlı bir müşteri, hızlı bir biçimde satış, elimde ürünler var, hızlı biçimde satış gibi gibi ihtimalleriniz var. Çok güzel ihtimaller. Ha, bu hafta da böyle, önümüzdeki hafta da böyle. 12 Aralık'a kadar güzel, 18 Aralık enfes. Ama arada bir yeni adımlarla ilgili acaba doğru mu yapıyorum diyebilirsiniz. Aralık ortasında Aralık yorumlarımı bir izleyin derim. Bu videoyla birlikte onu da yayına veriyoruz. Uzun süredir sizi zorlayan, aşka, birlikteliğe, evliliğe zorlayan biri varsa onunla ilişkinizi belki de ihmal ettiniz. Şimdi bir konuşmakta fayda var. Yani Ağustos, 20 Ağustos'tan önceden bu yana benim hayatımdaydı. Bana biraz baskı yapıyordu. Bana biraz ben bu konuda çekimserdim diyorsanız bir kulak verin. Ama geçen hafta aşık oldum. Bu hafta ilerlesek mi? Böyle bir denklem yok. Yanlış da olur, hata da olur. Başımızda taşa vurabiliriz. Geçen haftalarda aşık olduk. Hemen değil. Ne zaman? Bu hafta Mars'ın retrolarında, yani işte 1 Eylül'den sonra diyelim, 20 Ağustos'tan sonra diyelim. Mars'ın retrosu, hatta onun gölgeli döneminde aşık olduk vesaire vesaire, hayatıma biri girdi. O zaman 1 yıl 12 ay ona şans tanıyacaksın. 4 mevsim 12 ay onu izleyeceksin. Flörtle devam edeceksiniz. Taahhütler yok. Taahhütler yok. 11. ayda da patlayabilir konu. O yüzden dün hani Mars'ın retrosunda biz bir araya geldik. O zaman lütfen 12 ay izleyici olmanızda fayda var. Uzun süredir sizi zorlayan, aşka zorlayan, sevgili olmaya zorlayan birileri olabilir. Bir ihtimal diyerek şöyle bir yakınlaşmak olabilir. Aşk konusunda büyük büyük korunma haliniz var. Korunuyorsunuz. Güzel. Ve sizi çok seven, sizi kayıran, size yeni yeni nasıl diyelim, yollar, yöntemler açan, uygulayan, önünüzü açan, ufkunuzu açan biri var. Gönülden seven biri var anlamına geliyor gökyüzündeki bu denklem. Bu arada eğer evliyseniz ve çocuklarınız varsa eşi, çocukları ihmal etmeyin diyor gökyüzü. Akciğer enfeksiyonlarına dikkat. Mars artık 20-19 derecelerine doğru geriliyor. Dolayısıyla biz burada daha çok akciğerlerle ilgili, çünkü ikizlerde ilerlediği için akciğerlerimize işaret ediyor. Akciğerlerle ilgili enfeksiyonlara maruz kalabiliriz. Ona dikkat edelim. Astroloji danışmanlığı ve gelecek öngörüleriniz için bana her zaman ulaşabilirsiniz. 2023-2024 gelecek öngörülerinizi merak ediyorsanız kendi natal haritanızın ilerletilmiş gezegen konfigürasyonlarına göre sizlere yorum yapıyoruz. Zoom üzerinden, Skype üzerinden ya da WhatsApp görüntülü arama veya sesli arama şekliyle sizlere hizmet veriyoruz. Dileyenlere rapor hazırlıyoruz vesaire. Dolayısıyla bana her zaman ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.